Sarrafoğlu'nun avukatı ortalığı velveleye vermiş. Plaka incelemeleri, trafik kayıtlarına kadar girmişler ama sorunumuz yok. Biz böyle velvelere alışıyoruz üstad. Suçlu şu an suçunu kabul etmekle meşgul. Hadi, yeni bir şey olunca gelirsin. Söyle bakalım Karabatak. Ece Hanım Silivri yakınlarında bir çiftliğe geldi. Yalnız mı? Hayır, birkaç araba daha var. Ben arabadan anlamam. Yanında kim var onu söyle. Plakaları kontrol ettirmediniz mi? Baktırdım hemen. Konuşsana lan. Kimin yanında? Arabalardan biri Koray Onat'a ait. O kim? Emir Sarrafoğlu'nun yancısı. O da orada mı? Gördüm, evet. Helikopteri hazırlat. Başka bir şey duymak istemiyorum. Ne oluyor burada? Adamların silahları vardı. Yavuz Sancaktar. Ece'yi götürdü. O herifin telefonu adresi ne varsa istiyorum. Duydunuz mu? Baba, adam gözümüzün önünde helikopterle kız kaçırdı diyorum ya. Nereden buluruz, nereden sıkıştırırız biz bu herifi? Evet, tam bir saat oldu. Olaylar olaylar. Sizin hayatınız da bayağı bir maceralı. Bu seferki benim maceram değil. Çok şükür mü diyeyim, ne diyeyim? Sensiz bir maceraya atılıyor. Hayret. Kızdın mı? Emir'in ne yaptığını görüyorum. Duymaya ihtiyacım yok. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Herifi bulacağım. Ya Emir, saçmalama. Polisi bekleyelim önce bir. Abi adam benim gözümün önünden kızı aldı, kaçırdı. Ne yapayım, burada mı bekleyeyim? Sen ne yapıyorsun ya? Ne, bu racon mu kesiyorsun sen? Feriha. Ne Feriha? Anlamaya çalışıyorum ne yaptığını. Ne bu mafyacık oyunu? Mafyacık olan ben değilim. Evet değilsin, onu diyorum. Daha bir hafta önce vücudunda kurşunla yatıyordun, ben de başındaydım. Şimdi aynı adam helikopterle kız kaçırıyor. Sen peşinden mi gidiyorsun? Ben sadece yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşıma yardım etmeye çalışıyorum. Benimle misin? Arabanı mı alayım gidip? Hadi gidelim ya.